Selam dostlar. 2023 yılına girdik. Hayırlı olsun inşallah. Canlı yayınları biraz geciktirdik. Bunu biliyorum. Bu kadar geciktirmeyi düşünmüyordum. Türlü sebeplerden gecikti. Bu sebepten affola inşallah. Bu 2023 yılının ilk videomuz şey olsun inşallah. Kitap tanıtım videomuz olsun. Kitap tanıtarak 2023 yıla merhaba diye demiş olalım. Hem uzunca bir zamandır kitap tanıtım videosu yapmıyordum. İnşallah bu da vesile olmuş olur. Diğer taraftan bu ay içerisinde memlekete izne gideceğim inşallah. Her gittiğimde bir çanta kitap götürüyorum. Dedim ki o götürmüş olduğum kitapları da arkadaşlar tanısın, görsün. Bu sebepten ben de bu kitapları götürmeden önce size tanıtmak istedim. Hemen başlıyoruz dostlar. Felsefe kitaplarından başlıyorum inşallah. İlk tanıtmak istediğim kitap Profesör Ahmet Cevizci hocamızın felsefeye giriş kitabı. İkincisi, bunu tanıdıysan galiba. Bu da felsefeye giriş kitabı dostlar. Bu kitabı da tanıttım diye hatırlıyorum. Bunları okudum. Bu kitap Ömer Özden isimli hocamızın felsefeye giriş kitabı. Bunu geçtiğimiz hafta aldım dostlar. Antalya'dan, Diyarar mağazasından. Okumadım hala. Bunu okuyacağız. Bunu götürmeyeceğim memlekete. Diğeri dostlar Necati Öner profesör. Mantık ilmi denildiğinde akla gelen hocaların hocası. Klasik mantık bu kitap. Biliyorsun dostlar son aylarda hatta son 1-1,5 yıldır mantık ilmine karşı çok fazla vurguda bulunuyorum. Çünkü önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kitap dostlar bilgi felsefesi. Felsefenin epistemoloji konusudur dostlar bilgi felsefesi. Yine Ahmet Cevizci hocamızın bir kitabı. Bunu da okumanızı tavsiye ederiz. Bunu da tanıttık. Diğer kitap dostlar İmam Gazali'nin Mişkatül Envar isimli kitabı. Gazali'yi biliyorsunuz. Çok seviyoruz. Diğer kitap Davut Dağ'ın Kur'an Ahlaklı Peygamber kitabı. Diğeri de yine Davut Dağ'ın Tanrı'yı Yargılamak isimli kitabı. Diğeri İmam Gazali'nin hayatını ele alan Doçent Doktor Fikret Soyal hocamızın İmam Gazali kitabı. Tanıttım diye hatırlıyorum. Diğeri İbn Sina'nın hayatını ele alan Ömer Mahir Alper hocamızın kitabı. Aslında bu kitaplardan bayağı bir alıntı yapmayı düşünüyorum ama. Diğeri İmam Gazali'nin otobiyografisi konumunda olan El Menkazu Minad Dalal yani sapıklıktan kurtuluş isimli kitabı ki bunu defaatle tanıttım. Diğer kitaplar dostlar mantık metinleri Osmanlıca. Bu birinci cilt. Bunda dört tane mantık metinleri kitabı var, şeyi var dostlar kitabı. Diğerinde ise Ahmet Cevdet Paşa rahmetlinin iki tane kitabı. Bu meşhur Miyar-ı Sedat ve Adab-ı Sedat isimli iki kitap dostlar. Bunları da tanıttık. Diğeri bilim felsefesi. Bunu da tanıtmış mıydım hatırlamıyorum. Bilim felsefesi de malum felsefenin konuları arasındadır dostlar. Diğer kitap Viktor Frankl'in Psikoterapi ve Din isimli kitabı dostlar. Tanıtmış olalım. Yine Viktor Frankl'in İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabı. Bunu da tanıttık. Diğeri Engin Gençtan hocamızın Varoluş ve Psikiyatri. Psikoloji konusunda ilgisi olan arkadaşların muhtemelen kütüphanesinde var olduğuna kanaat getirdiğim kitaptır. Diğeri yine Engin Gençtan Hoca'nın Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar isimli kitap. Bu kitabı da tanıtmış olduk. Diğeri yeni başlayanlar için Din Felsefesi İsmail Şimşek hocamızın kitabı. Bu kitabı tanıtmış mıydım? Hatırlayamadım ama galiba tanıtmıştım dostlar. Diğeri dostlar Hanefi Hadis usulüne giriş Abdülmecit Türkmani isimli arkadaşın kitabı. Genç bir arkadaş. Yani gerçekten çok ciddi bir ilmi bir kitap dostlar. Diğeri dostlar olası görünmeyen 8 olasılık isimli bir bilim kitabı. Şu şekilde tanıtmış olalım. Diğeri İbn-i Miskebeh isimli büyük mütefekkir ve İslam aleminin Nefis ve Akıl Risalesi isimli kitabı. Adamlar vakti zamanında dehşet şeyler yazmışlar dostlar. Diğeri Ali Nejat Ölçen'in İslam'da Karanlığın Başlangıcı isimli kitap tanıtmış olduk. Diğeri İslam ve Batı düşüncesinde yaratılış modelleri Şahin Efil bildiğim kadarıyla doktora tez çalışması. Bunu daha önce tanıttım hatırlıyorum dostlar.
Diğeri İsmail Hakkı İzmirli Hoca'nın Yeni İlmi Kelam isimli eseri. Bunu tanıttım. Hatta birkaç defa tanıttım diye hatırlıyorum. Diğeri dostlar, merhum Profesör Ahmet Yüksel Özemre Hoca'mızın Vahye Göre Akıl isimli kitap. Profesör Ahmet Yüksel Özemre Hoca ilahiyatçı değil dostlar. Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nükleer fizik alimidir profesör. Gerçekten ciddi bir adam. Birkaç kitabını tanıttığımı hatırlıyorum. Diğeri Evrenin Çocukları, Yaratılışın Öyküsü. Profesör Ali Demirsoy Hoca. Biyolog biliyorsunuz. Şu zat. Görenleriniz bilir. Acayip derecede ateisttir bu hocamız. Biraz bağnazlığı vardır o konuda ama yine de seviyoruz kendisini. Dostlar, şu tarz kitaplar gördüm ben. Diğer arada. Geçtiğimiz haftalarda aldım. Çok güzel. 200 maddede. İçerisi şu şekilde. Bir tarafında resimler, bir tarafında hap bilgiler var. Çok hoş. Bu genetik. Dakikalar içerisinde anında açıklanan 200 temel kavram üst başlığı altında. Bu genetiği okudum dostlar. Harbiden çok güzel. Astronomi kitabı var. Şu an astronomiyi okuyorum. Muhtemelen bugün yarın biter. Diğeri de psikoloji. Psikoloji daha okumadım. Muhtemelen 4-5 gün sonra da psikolojiye geçerim. Böylesine hap bilgiler veren bir kitap serisi yayınlamış yayın evi. Diğeri dostlar, olağanüstü olaylar ve aralarındaki farklar. Bakır Lani'nin kitabı dostlar. Diğeri dostlar, İmam Buhari'nin İlahi Kelamın Müdafası. Kitabın orijinal adı o değil. Neydi bu kitabın orijinal adı ya? Bir saniye dostlar ya. Bu kitabın orijinal adını ben niye unutuyorum? Ha. Halkul Ef'alil İbad. Varedde ala Cehmiye. Yani kulların fiillerinin yaratılması ve Cehmiye'ye reddiye. Kitabın orijinal adı bu. Şu şekilde takdim edeyim. Diğer dostlar, Freud'un kitle psikolojisi. Şu şekilde tanıtmış olalım. Diğeri Ferit Kam merhum. Vahdedi Vücut isimli kitabı. Diğeri de Profesör Kadir Can Atan hocamızın İktisat Felsefesi isimli kitabı dostlar. Şimdi de bu kadar. Bunlar bu ayın sonunda memlekete gidecek. Okumadığım birkaç kitap var. Onlar da okunur o vakte kadar. Sonrasında inşallah yeni kitapları tanıtabiliriz. Belki memlekete gittiğimde ki 3-5 gün kalacağım. Orada da bilmiyorum kitap tanıtım videosu çekip yayınlar mıyım. Önümüzdeki günlerde inşallah canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hatta çok öncesinde düşünüyordum. Dediğim gibi bazı sebeplerden yayınlayamadık. Neyse, kitap tanıtım videosu ile 2023 yılına Bismillah demiş olduk. Şimdi de bu kadar dostlar. Bir hatırlatmada bulunmak isterim. Yani birçok arkadaş Diamond Tema ile alakalı hocam video gelmiyor falan şeklinde istekleri var. Şimdilik o konuyu mahfuz tutuyorum dostlar. İleriki bir dönemde bakarız inşallah. Genç arkadaşlar, çok fazla hırpalamak istemiyoruz arkadaşı. Bu sebeple çok üzerine gitmek istemiyoruz tabii. Niyetimiz o değil zaten. Neyse, biz kitapları tanıttık. Kitapları tanıtarak iyi bir hizmet verdiğime inanıyorum dostlar. Sizler de inşallah okuyabileceğiniz kanaatine vardığınız kitapları okuyun. İlla ki Davut Dağ tanıttı diye kitapları okumak zorunda değilsiniz. Birbirine farklı konularda birçok kitap var malumunuz. Benim genelde okuduğum kitaplar din, felsefe ve bilim üçgeninde oluyor biliyorsunuz. Bu sebepten de bu tarz kitapları okumayı yeğliyorum. Ama hiçbir zaman kitaplara karşı bir insan olmadığımız için değişik konularla alakalı değişik kitapları da okuyabiliyoruz, okuyoruz. Okuyan arkadaşlar da olabiliyor. Dostlar, 2023 yılı içerisinde nasıl söyleyeyim, yeni bazı projeler gündeme getirmeyi düşünüyorum. Projeler uygulamayı düşünüyoruz. Yani bu yayınları daha da profesyonel yapma adına bilmiyorum, olabilir. Şimdi bugünlerde biliyorsunuz EYT emeklilikte yaşa takılanlar muhabbeti var. Hani ben de EYT'li olduğum için emekliye ayrılma durumum da var. Öyle bir durum olursa açık ve net konuşayım. Allah derim ben bu işe. Çünkü memur olduğumuz için bazı şeyleri söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz. Çok konuşmak istemiyoruz. O zaman daha rahat oluruz diye düşünüyoruz. Hani bu rahat oluruz, sağa sola çatarız şeklinde algılanmasın. Öyle bir adam değilim biliyorsunuz. Ama daha rahat olurum, daha çok zamanım olur, kafam rahat olur düşüncesiyle emekliye ayrılma ihtimalim çok yüksek dostlar.
Öyle bir şey olursa inşallah o zaman gelsin videolar, gitsin videolar. Şimdi de bu kadar dostlar. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın.